Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır abi neden video paylaşmıyorsun, neden seni görmüyoruz YouTube camiasında diye. Çok da olmasa da birazcık mail geldi yani, beni mutlu etti. O kadar da popüler değiliz şimdi, uçmaya gerek yok yalana da. Şimdi bazı nedenler oldu. Yüzüklerin Efendisi gibi efendimiz. O süre zarfında hazırlık yapamadım. Daha doğrusu videolar, çok fazla video çektim. Böyle gezdik hep birlikte. Gezeceğiz yani hep birlikte. İşte yakında göreceksiniz. Neyse, ben bu konuyu geçiyorum. Şimdi konumuz olan yeni bir vize türünden bahsediyor. Dünya, insanlık alemi. Ama daha ortada Gov.UK'ye girince böyle bir vize yok. Sadece İngiltere Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var Twitter'da ve bu konu hakkında bir PDF paylaşımı var. 200-300 sayfalık. Yeni bir vize türü geliyor arkadaşlar. Ama ne zaman gelineceği hakkında bir konu yok. Sadece ortada bir dedikodu var. O da şu şekilde. Ya Nisan ayında ya da Haziran ayında sonuna gelecek diyorlar. Gelsin, güzel bir şey. Yeni vizemizin adı Scale-up vizesi. British Accent. Yapalım hemen. Ve arkadaşlar şu var. Bu vize türünün diğer çalışma vizesi türünden farkı neler? Yani daha bu vize türü tam olarak şekillenmedi. Ama ortaya çıkan şeyler şunlar. 1. İngilizce yeterliliği olacak. Abi benim işte C1 sertifikam var, ben intermediate'im, yok ben pre-intermediate'im, yok ben bilmem neyim. Konuş kardeşim. Yok. Abicim, buraya gelmek istiyorsanız ve sen burada İngilizlerle çalışacağın için ve İngilizce bilen insanlarla doğal olarak İngilizce gerekiyor. Ve adamlar bundan senden yeterlilik istiyor. Ve bu yeterliliği nasıl sağlayabilirim? Ya işte ben İstanbul'dayım, gittiğim kurs bana ne vardı? Dil sertifikası vardı. İşte böyle yapsam olur mu? Ben onu kullanabilir miyim? Sen onu kullanamazsın. Çünkü İngiltere'nin kendi dil yeterlilik sınavı var. Buna da IELTS sınavı diyorlar. Ve IELTS'e nasıl çalışırız? Sponsor olan olmadığı için bu konu hakkında bilgi veremiyorum. Neyse, kendi bile duy sesimi, artık beni de zengin et. Neyse. IELTS'ten dil yeterliliği istiyor. Minimum 6-6,5 arasında isteyecek. Ve sen bunu sağlaman gerekiyor. Tamam, ben bunu sağladım. Süper, aldım. 2 sene ömrü var bu dil sertifikasının. Ondan sonra ne yapman gerekiyor? İş başvurularına iş başvurusunda bulunacaksın. Ne kadar zor bir kelime ya. Böyle şey yapayım. Neyse. Bu firmalar ortalıkta mı? Ortalıkta dolanan bazı siteler var. Adam daha dün açıklama yaptı. Bugün hop siteler kurulmuş, firmalar konulmuş içine. Abicim, biraz kafayı çalıştır yani. Adam dün söyleyip bugün yapabilecek bir kurdu yok İngiltere'de. Ha, Türkiye'de olsa inanırım. Ama burada yok yani. Burası biraz demokratik bir ülke daha fazla. O yüzden ne yapman gerekiyor? İş başvurularında bulunmanı daha var yani. Tutup da 12. aydan iş başvurusuna bulunma. Atlama yani. Sazanlık yapma. Sen şu an tek yapman gereken şey şu. Dil yeterliliğini alacaksın. Şimdi ne yapacağım daha sonrasında? Eğer sen, atıyorum, mimarsan, designer'san, yazılım işleri vesaire şeyle, yani portfolyo oluşturabileceğin bir iş dalında hakimsen, sen otur bir tane portfolyo oluştur İngilizce. Yaptığın çalışmaları koy içine ve elde ettiğin başarılar var mı, birincilikler ve aldığın kurslar. Yani tutup da şunu yazmaya, ben Udemy'den işte AutoCAD kursu aldım. Ya sen orada neler yaptın? Adam bunu görmek istiyor portfolyonun içinde. Yaptığın bir iki tane çizimini koy. Veya yazılım dalında, atıyorum, C'de veya Java'da, işte ben kursunu aldım. Ne yaptın diyor adam ya. Bana üst koyacaksın CV'ne diyor. Veya kendine bir internet sayfası aç. İşte ben girince orada bu çocuk neler yapmış onu görmek istiyorum diyor. Yani biraz daha Türkiye'den daha farklı oluyor. Ben Türkiye'deki fabrikalarda çalışırken şu vardı. Yani tasarımcı bir arkadaş alınacağı zaman, ya kardeşim otur bilgisayara, hop ne yapıyorsun, işte al şu parçayı, tamam, al şu JBL'i çiz. Adama derlerdi yarım saat içinde çizebildiğini çiz, çizemedi. Sonra görüşürüz. Adam çizerdi, ondan sonra bir tane arkadaş gelir, oradaki tasarımcı arkadaş kontrol ederdi. Buydu yani Türkiye'deki. Adamlar bunu istemiyor.
senin yapabildiğin şeyleri görmek istiyor. Ve sonrasında seni şekillendirmek istiyor. Yani bu şekilde. Yani bu yeni ortaya atılan SCAP vizesi. Ve şu var ortada. Senden minimum senelik 36 bin poundluk bir maaş istiyor. Yani ortalama aylık 3 bin pound eline gelsin diyor. Süper. Ben bu ülke, yani bundan vatandaşlık alır mıyım? Daha sonra söyleyeceğim bunu. Şimdi çalışma vizesinden bahsetmek istiyor. Yani sponsorlu gelebiliyordun hani onunla. Yani biri sana sponsor olacak firma sana, o firmanın yıllık gelirinin bir milyon, işte bilmem kaç milyondan fazla olacak. Toplam geliri şu kadar milyon pound olacak ve sana sponsor olacak. Ve sen o işten ayrıldığın an sana çok kısa bir süre veriyor ve ülkene dönmen gerekiyordu. Ve yıllık yine onda da maaş sınırı vardı ve yine İngilizce yeterlilik istiyordu. Ve şu var arkadaşlar. Bu scale-up vizesi neden ortaya çıktı ondan bahsedeyim. Malum bir sene olacak Brexit olalı. Ve Brexit'ten sonra gerçekten burada iş ilanları çok fazla artmaya başladı. Yani adamlar artık gel çalış, hani dil bilme, işte bu ülkede çalışma vizen varsa ne olursun ol gel. Yeter ki iş yürüsün derdindeydi artık. Yani gerçekten burada bir işsizlik değil. İş arayışı ortaya çıktı. İşçi arayışı, çalışan arayışı ortaya çıktı yani. Bir de ülkeme baktığımız zaman tam tersiydi. Ondan sonra baktılar olmuyor yani. Biz Brexit'ten çıktık da yani dolduramıyoruz artık. Hani bize iş gücü lazım, çalışan gücü lazım diye bu vizeyi çıkartmayı düşünüyorlar. Ve dediğim gibi Nisan, Mayıs ayından sonra. Ama senin yapman gereken tek bir şey var şu an için. Otur abicim, şu IELTS'ini hallet ve kendine çok güzel bir portfolyo, bir CV oluştur. Abi ben nasıl oluşturacağım CV işte, şunu bunu mu yapsam? Değil. Sen bu zamana kadar neler yaptığını birer kişi örnekle, tabi tasarımcıysan, yazılımcıysan, eğer benim gibi mühendissen de ne yapman gerekiyor işte? Güzel bir tane CV hazırlayacaksın. Onun da mantığı ne olur? Yani yaptığın şeyleri açık açık anlatman gerekiyor. Atıyorum sen makale mi yazdın? İşte makalenin başlığı değil. Oraya özetini de koyacaksın. Gerekirse diğer insanlar diyor ya diyor işte 10 sayfa CV'm olur. Sana ne lan? Açık açık söylüyorum, sana ne? Ya bunu söyleyen insan da affedersiniz ama yani okumamış etmemiş, şurada burada çalışıp yani YouTube'da video paylaşan insanlar. Neyse, hazır sinirlenmişken biraz da şundan bahsedeyim. Şimdi Ankara Anlaşması ve yeni Ankara Anlaşması'ndan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar saçma sapan yorumlar geliyor. Bunların kimler yaptığını az çok tahmin edebiliyorum. Az çok da yazılımını anlayan bir insanım. Gerçekten çıldırtmasınlar, patlatmayayım sayfalarını. İstiyorlarsa patlatırım yani. İfşa alırız hep birlikte. Ya da bir video çekerim. Bir sayfa nasıl patlatılır? Yakında o gelir artık hani. Saçma sapan yorumlar yapılırsa. Bir de çok güzel yorumlar geliyor. Abi işte elimde 100 bin pound var. Ne yapabilirim? JBL düştü. Şöyle koyayım. Gitti paracıklar. Gitti poundslar. Neyse. Abi elimde 100 bin pound var. Ne iş kurabilirim? 10 bin. Abicim ben vize danışmanı değilim. Ama neler yapabilirsin? Şimdi ondan bahsedeyim. Ankara Anlaşması bitti. Yani buraya sen artık kebapçı, dönerci olarak maalesef gelemiyorsun. Ha gelirsen de şu var. Adamlar sana inovasyon istiyorlar. Yeni bir şey istiyorlar. Yani artık eski kebapçı Ali Haydar Usta yerine demek ki artık robot pişirmesini falan istiyorlar. Yani yeni vizede bunu istiyorlar ve şu var. Nasıl desem? Eskiden Ankara Anlaşması'nda dil yeterliliği istenmiyordu. Ama bu yeni iş kurmada maalesef dil yeterliliği isteniyor. İkinci olarak ne istiyorlar abicim? Ankara Anlaşması'nda seni denetleyen yoktu. Yani sen normal taksını veriyordun, her şeyini veriyordun. Yani hayat bayramdı senin için yani taks dediğin vergi. Yani hiç başka bir şey gerek yok. Ama bunda her ay seni denetliyorlar. Ne yaptın sen? Bu ay bunu yapamadın mı? Yapacaksın, yapacaksın diye seni denetlemeye geliyorlar arkadaşım. Yani her şeyin artık en ince ayrıntısına kadar denetliyor. Eskiden böyle sahte faturalar falan kesiyorlardı, yazıyorlardı.
Facebook gruplarında görmüşsünüz. Acil 3000 poundluk fatura kesmem lazım. Kim ister falan diye. Kim derdi ya benim dükkan var bana yaz. İşte sonra hesaplaşırız falan filan diye. Eskiden bayağı para kaçırıyorlardı. Yani vergi vermemek için çok düşük gösteriyorlar ve sıkıntı oluyordu. Şu an bunu yapan insanlar az çok yakalanmaya başlandı ve olay şu arkadaşım. Yakalandıkları için 20 yıllık, 30 yıllık koca birikimler sonra da hadi go Türkiye. Bay bay canım diyorlar. Yolluyorlar. Yani bu konuda hani lütfen kurallara uyun. Nerede olursak olalım. Şimdi vatandaşlık nasıl sağlarım? Nasıl ben İngiliz vatandaşı olurum? Nasıl gavur olurum? O konuya gelelim. Arkadaşlar 5 yıl burada kaldıktan ve çalıştıktan sonra 5 yıl doldurduktan sonra süresiz oturuma başvurabiliyorsun. Süper. Süresiz oturumunu da bir senesini doldurduktan sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz ve İngilizlerle eşit hakka sahip oluyorsunuz. Güzel bir şey. Hani şu var, haklardan, adaletten, onların kullandığı bütün her şeyden siz de faydalanabiliyorsunuz. Ve hani şu var, gerçekten Türkiye'de uçak fiyatları çok pahalı biletleri ve vize ücretleri de çok pahalı. Ama hani Avrupa ülkelerine buradan uçak biletleri o kadar ucuz ki yani döviz kuruyla çarpsak bile yani gerçekten çok uygun. Yani gidiş dönüş 20 pound'a 40 pound'a vergiler her şey dahil yani başka bir ülkeye gidip gelebiliyorsunuz yani. Bunlardan yani pasaportum var vizeye gerek yok çünkü sen British'sin yani abicim. Öyle bugün bunlardan konuşmak istedim. Ya umarım siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Eğer siz de çalışma vizesine ve yeni çıkan bu scale up vizesine başvurmayı düşünüyorsanız abicim başvurmadan önce bir İngilizcenizi bir test edin. Ben ne kadar İngilizce biliyorum. Yani bir bakın ya kendinize yani konuşmaya çalışın yani bulursunuz yani insan çok kolay yani İngilizce. Bilen birini bulmak. Yani bir sürü siteler var. Sponsor olmadıkları için söylemiyorum maalesef. Keşke olsalar. Neyse. Yani çok rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve o yüzden de size şunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak şu İngilizcenizi bir halledin. Vizeniz ne olursa olsun artık. Bütün vizelerde İngilizce istiyorlar. Ve şu var. Hani bir kendinizi bir ayna karşısına oturun. Yani bakın bir kendinize ve şunu oluşturun. Kendiniz bir CV oluşturun. Ben bu zamana kadar neler yaptım, nelerim var elde ettiklerim diye. Bunları bir düşünün, bir CV oluşturun. Ve bu şekilde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel Atan burada. Videoyu bu şekilde kapatıyorum. Ve kanala abone olun, destekleyin falan filan bir şey demeyeceğim. İsteyen yapsın, istemeyen yapmasın. Ben Ali Özkaya. Yeni videolarda görüşmek üzere. Not, artık videoların süresini bu kadar uzatmayacağım. Yani bayağı bir 5-6 ay oldu yüklemeyeli. Artık 2-3 haftada bir yeni bir videolar gelecek. Sizinle böyle karış karış İngiltere'ye gezeceğiz böyle. Yeni konulardan bahsedeceğim. Mesela bir sonraki videoda belki araba nasıl alınır, nasıl çok kolay Range Rover'a sahip olabilirsiniz diye bahsedeceğim. O yüzden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Heyecanla beni bekleyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Bye bye.